Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ve men tabi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin Değerli kardeşlerim hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün Kur'an'ı genel manada tanıttığımız bu tanıtım derslerinin bir anlamda sonuncusuyla karşınızdayız. İnşallah önümüzdeki hafta tefsire başlayacağız. İnşallah. Biraz zor başlıyoruz ama olsun. Şimdi bugün 20 21 maddelik bir e, bir bütünden söz edeceğiz. O da tefsir sayılır. Ama gene de bir türlü başlayamadık diye sesler geliyor sağdan soldan. Başlayamadık da yani kenarında bucağında dolaşmıyoruz. Gene tam ortasındayız. Neticede Allah'ın ayetlerini konuşuyoruz. Bugün daha önce Kur'an'ın isimlerini, sıfatlarını ve tariflerini sizlere aktardık. Belki onların bir başka taraftan yeniden ele alınması ya da toparlanması manasında Kur'an'ın işlevleri diye bir başlık belirledim. Kur'an kendisine nasıl fonksiyonlar belirlemiş? Dolayısıyla bizden nasıl bir hayat beklediğini kendi ifadesiyle görmek durumundayız diye düşündüm ve şöyle 15-20 tane tertemiz, çok temel bazı başlıklarla bu noktada bir bilgilenme ihtiyacı olduğunu düşündüm ve bazı başlıklar belirledim. Şimdi o başlıkları size teker teker aktarma gayretinde olacağım. Cenab-ı Hak bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, dinlediklerinizi doğru anlamayı ve anladıklarınızı hayatınıza nakşedebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kur'an statik bir kitap değil. Durağan ve donuk bir kitap değil. Kur'an aksiyoner bir kitaptır. Yani insanlardan durdukları yerde durmalarına rıza gösteren bir muhtevaya sahip değil. Dolayısıyla onun hayata bakan insanların muhatapların onunla ilişkisini ve onun prensiplerini hayata aktarma noktasındaki fedakarlıklarını kendisi belirleyen bir kitaptır ve bir takım fiillerle bize seslenmektedir. Bunlardan bir tanesi, birincisi belki en temel olanı İsra Suresi'nin 9. ayeti ile karşımızdadır. Kur'an hidayet kaynağıdır. Yol göstericidir nere yol göstericidir, neyi yol gösterir, nereyi adres gösterir, öyle sloganik ifadelerle değil, bizatihi kendi ifadesiyle. Şimdi bakın, Kur'an neye yol gösteriyormuş? 9. ayet İsra suresinin buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye akvam ve yubeşşirul müminin, ellezine ya'maluna salihat en lehum ecran kebira. Muhakkak ki bu Kur'an yehdi hidayet eder, rehberlik eder, yol gösterir. Nereye? lilletihiye hiye en doğruya. Şimdi ben öteden beri Kur'an en doğru yolu gösterir ifadesini sıkıntılı, sorunlu görmüş bir kardeşinizim. Şimdi Kur'an en doğru yolu gösterir demek, en doğrunun altında başka doğrular da var demektir. Yani belki siz en doğrunun peşinden gidiyor olabilirsiniz ama müsaade et de bizim de başka doğrularımız olsun, onlarla da menzile ulaşılabilir mantığını insanın aklına getirir. Buradan hemen Fahrettin Razi'ye bir rahmet okumak durumundayız. Ondan öğrendim. Der ki Fahrettin Razi, Arapçada ismi tafdil kalıpları, yani Türkçemizde mukayese bildiren, daha iyi, en iyi kalıpları Arapçada ismi tafdil diye karşılanır. O kalıplar Allah için ve Kur'an için daha iyi en iyi manası vermez. Bunlar gerçek iyi, tek iyi manasını verir. Yani şey işte mesela in Rabbi huve a'lemu. Senin Rabbin daha iyi bilir. Senin Rabbin daha iyi bilir değil. Senin Rabbin gerçeği bilen tek zat'tır. Onun bilgisi başka bilgilerle mukayese kaldırmaz. Mesela tekbirlerde düşünün. Allahu ekber diyoruz. Bunun tercümesini güya çok iyi bilir gibi bazıları da böyle vurgulayarak Allah en büyüktür diye verir. Allah en büyüktür. Bu tam da müşriklerin dediğidir. Onlar da öyle diyorlar. Tabii ki Allah en büyüktür ama onun altında başka büyükler vardır. Büyüklerin zirvesine Allah'ı yerleştirelim. O pentagonun tepesinde bulunsun ama aşağıda tanrıcıklar var. Kur'an'daki min dunillah, min ifadeleri bunu karşılar. Allah'ın peşi sıra Allah'ın altında, aşağısında artçı konumunda olan tanrıcıklar var demektir o. Öyleyse Allahu Ekber ifadesinin doğru tercümesi Allah gerçek büyüktür yahut Allah tek büyüktür şeklindedir. Hani müşriklerin telbiyesi var ya, müşriklerin de telbiyesi var. Hacca gidince, umreye gidince telbiye Sadece bizim yaptığımızdan ibaret değil, adamlar bunun başka versiyonlarını kullanıyorlardı Mekkeli müşrikler. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerikelek, illa şerikün huvelek, temlikuhu ve ma Onların te telbiyesi de böyleymiş. Yani lebbeykenin açılımı var tabi Arapçada. Lebbeykenin açılımı, ilba ilbabeyni cümlesinin kısaltılmışıdır lebbeyke yani senin her bir isteğine ben en az iki kere amadeyim sen bir şeyi benden bir kere istiyor olursan ben en az iki kere o emre boyun bükerim demektir işte ey Rabbim senin her bir emrine karşılık ben en az iki kere amadeyim senin hiçbir ortağın yoktur ancak bir tane bir ortağın var bir tanecik o senin peşi sıranda bulunuyor. Sen ona sahipsin. Onun sahip olduklarına da sen sahipsin. Ama sen zirvedesin aşat. Bir altta bir tane daha var diyor yani. Onlar öyle diyor öbürleri biraz daha sayıyı kabartıyorlar. Öyleyse Allah'ı en büyük diye tanıtmak başka büyüklere kapı aralamak. İsmi tafdil kalıbı Allah için ve Kur'an için görecelilik manası vermez. Allah bir başka varlıkla mukayeseye konu dahi edinilemez. Şimdi o kuralı getirip bu ayetteki akvem kelimesine uyarlayalım. Muhakkak ki bu Kur'an en doğru yola iletir değil. Kur'an tek doğru yola iletir. Hakikate ulaştıran yol sadece Allah'ın bu son ilahi mesajı dediği Kur'an'ın yoludur. Başka başkalarının doğru yola ulaştırmak gibi bir özelliği söz konusu değildir. Başka iddiaların doğruluk gere gerekçesi ya da doğruluk derecesi Kur'an'a uygunluk şartına bağlıdır. Kur'an'a uygun olmayan söylemler her ne adına ortaya çıkartılmış olursa olsun Kur'an'a uygun değilse doğru olamazlar ve selam. Bu ayetin tercümesinin özellikle doğru verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Kur'an tek doğru yola ilettir. Doğru yola, hakikat yoluna ulaştıran yegane rehber Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Böyle olunca Tevrat'la da Zebur'la da İncille de maksada ulaşılır yaklaşımları devre dışı kalır. Hayatınızın merkezine Kur'an'ı alırsanız diğer yaklaşımların yolda patır kütür döküldüğünü görürsünüz. Bu ayet rehber olarak imam olarak Kur'an'ın belirlenmesini ve maksada ulaştıracak tek yolun Kur'an'ın yolu olduğunu bize öğretmektedir. Bu vesileyle bunu size hatırlatmış oldum. Tabii aslında bu başlıkla alakalı söylemek istediğim cümle bu. Ama ayetin kalan cümlesini de okuyalım. Şöyle buyuruyor. Yine Kur'an'ın bir fonksiyonunu, işlevini bize öğretir. Ve yübeşşirul müminin. Kur'an müminlere müjdeler verir. Ama hangi müminler? Hani öyle bitseydi iyiydi. Ve yübeşşirul müminin deseydi yırtacaktık müminiz başka da bir şeye lüzum yok deyip kurtulacaktık ama işte öyle değil. Nitelikler sayıyor. Buyuruyor ki ellediğine işte o müminler yaamelunes salihate. Salih amel işleyen müminlerdir. Devasa bir kavramla bize sesleniyor Rabbimiz. Salih amel işleyenler. Salih amel nedir? Salih amel Dar manada Kur'an'ın yapın dediği şeylerdir. Geniş manada salih amel, insanlığın yararına olan her türlü ıslah edici davranışın adıdır. Dar manada Kur'an'ın dedikleri, geniş manada insanlık yararına olan her türlü güzellikler, faydalı işler, ıslah edici, bir fesadı önleyici davranışlara salihat denilir. Bunları yapanlara müjdeler verirmiş. Peki neyi müjdelermiş? Enne lehum eceran kebira. Müjdenin konusu onlar için çok ama çok büyük bir ödül vardır, ecir vardır. Sözün hemen burasında bir şey hatırlatayım. Kur'an'ın bu salih ameller karşılığında ortaya koyduğu ceza yani karşılık ecir endeksli bir karşılıktır. Bu tür salih işlerin, salih amellerin karşılığını insanlar ücret olarak almazlar, almamalıdırlar. Ecir olarak bir bağlantıları olmalı olmalıdır. Ecri beklenen şeyden ücret alınmaz. Ücreti alınan şeyden ecir olmaz. Kur'an peygamberlerin tebliğinin genel ve temel ilkesini böyle belirler. Ya kavmi la eselüküm aleyhi ecra. Bir sürü ayetler var bununla ilgili. De ki ey kavmim bu tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Benim ecrim alemlerin Rabbine aittir. Sen her ne vaat edersen vaat Allah'ın vereceğine göre tabii ki azdır. Öyleyse ecrini bekleyeceğimiz bir hizmet trendimiz, bir hizmet faaliyetimiz olmak durumundadır. Yasin suresinde adı Habib-i Neccar diye e, bilinen bir zatın sözü vardır. İttebi'u men la yes'elüküm ecran. Sizden bir ücret istemeyen bu elçilere tabi olun, onların peşinden gidin sizden ücret istemeyenler. Para üzerinden konuşlanmış bir ilişkinin içerisinde ruh olmaz. Onun karşılığı dünyada alınmış olduğu için mahşere oradan bir şey aktarılmaz. Bu ayet Müslümanların ecir endeksli bir hayat, ecir endeksli bir hizmet, ecir endeksli bir tebliğ ve salih amel sistemi üzerinden hayatı yaşamaları gerektiğini onlara öğretmektedir. Biz ecre talibiz, ücrebet, ücrete talip değiliz. Bir bu. İki, Kur'an insanları Allah'ın rızasına tabi olma noktasında barış yollarına iletir. Yehdi <laughs> bihillahu tebehusselam Allah onun rızasına tabi olan insanları barış yollarına iletir yani İslam demek barış demek İslam demek esenlik demek İslam demek birinin öbürüne zarar vermeme deklarasyonu demektir İslam demek birbirine rahmet okumak demektir birbirine zarar vermeme kararlılığı ortaya koymak demektir. Bunun için barışın ne kadar yolları varsa Kur'an o yolları müminlerin yolu olarak belirler. Barışa giden yol yolumuzdur der Kur'an-ı Kerim. Savaştığınız insanlar sizden barış emanında bulunurlarsa o barışa kol kanat germek durumundasınız. Bakın buyuruyor ki <gülüyor> Estağfirullah ve in cenahu lis-selmi Eğer onlar bir barış kanadı gererlerse sen de onların bu isteğine aynen karşılık ver ve tevekkel alallah ve Allah'a tam anlamıyla güven. Enfal suresinin 61. ayeti. Bakara suresinde buyuruyor ki Estağfirullah Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler 208. ayeti Bakara suresinin Ey iman edenler Uduhulu fissilmi kafeten. Siz hepiniz topluca barışa girin. İslam barış dinidir. İslam'ı şiddet dini gibi göstermek İslam'ı hiç ama hiç tanımamak demektir. İşte Kur'an insanlara Allah'ın rızasını takip etmek durumunda olan insanlara barışın bütün yollarını gösterir, onları barışın bütün yollarını sahiplenmeye davet eder. Kur'an'ın bir misyonu budur. Bir başka misyonuysa muhataplarını dar-ı selama davet etmektir. Yunus suresi 25. ayet. Vallahu yed'u ila daris selam. Allah bütün insanları barış yurduna, İslam yurduna, Kur'an'a davet eder ve yehdi men yesao ila sıratil müstakim. Ve sonuçta dileyen herkesi müstakim yani dosdoğru yola iletir. Kur'an'ın çağrısı otomatik olarak Allah'ın davetidir. Allah muhatapları dar-ı selama, buradaki dar-ı selamı cennet diye tefsir ediyor alimlerimizin önemli bir bölümü ama bu davetin öncelikle İslam'a ve Kur'an'a olması yönündeki tercih kanaatimce daha doğrudur. Burada dar-ı selamı inşa etmeyenler öbür alemde dar-ı selamı bekleyemezler. Darüsselam barış yurdu, Kur'an yurdu, İslam'ın yaşandığı ortam demektir. Ve Allah isteyen herkesi o müstakim yola ulaştırmaktadır. Tabi bu ayetin tercümesini yaparken Allah istediğini doğru yola iletir diye ifadeleri tercih ediliyor. Bu sorunlu bir ifadedir. Allah tabii ki istediğini doğru yola iletebilir ama bu zaman iradenin, aklın, peygamberin, kitabın bir anlamı kalmaz. İmtihanın bir anlamı kalmaz. İmtihanın anlamlı olabilmesi davete icabet eden herkese davetin sonucunun ulaştırılmasıdır. Siz şimdi buraya herkesi davet ediyorsunuz. Sonra kapıya geçiyorsunuz. İstemediğinizi almıyorsunuz. Buna davet demezler. Buna şahsa özel çağrı derler. Kur'an'ın daveti evrenseldir ve isteyen herkes bu davetten yararlanabilmelidir. Kur'ani öğreti bunun üzerine şekillenir. Allah herkesi barış yurduna davet eder, ediyor ve dileyen herkesi de müstakim bir yola ulaştırıyor, iletiyor. Kur'an'ın işlev bağlamında önümüze çıkan ikinci fonksiyonu böyle ifade edilebilir. Ve üçüncüsü, oldukça iddialı olduğumuz bir cümle bu başlık. Kur'an ihtilafları bitirmeyi öngören bir kitaptır. Kur'an'ın iddiası budur. İhtilaflar bitecek. Oysa Müslümanlar Kur'an'ı ihtilafın kaynağı gibi görürler. Hatta derler ki Kur'an siz Kur'an'dan konuşmayın. Kur'an'dan hüküm vermeyin. Kur'an çok anlamlı bir kitaptır. Onda ihtilaflar kaçınılmaz olur. İyisi mi siz sünnetin dediklerini yapın o daha açıktır. O daha açıktır. Öbürü karma karışıktır. Peki bakalım Kur'an kendisini bu anlamda nasıl tarif ediyor? Biz Kur'an'ı ortalığı karıştıran kitap gibi tanıtıyoruz. Bakalım Kur'an bu noktada kendisini nasıl tarif ediyor? Biz Kur'an'a bir misyon biçmeyelim. Kendisi kendisini nasıl tanıtıyorsa öyle tanıyalım. Hoşumuza gider veya gitmez. Dürüstlük, sadakat, Kitabullah'ı kendi içinden tanımayı gerektirir. Bakın üç tane ayet sizlere hatırlatmak istiyorum. Bir, Nahil Suresinin 64. ayeti. Buyuruyor ki Rabbimiz, Kur'an'ın indiriliş misyonlarından biridir bu. Estagfirullah. Ve <laughs> maa enzelna aleykel kitabe illa litubayyana lahum alladhi ihtelefu fihi. Biz bu kitabı sana sadece ve sadece şunun için indirdik. Ne için? Onların ihtilafa düştükleri konuları kendilerine açıklayasın diye. İhtilafa düşülen konuların açıklanması İhtilafın bitirilmesi gayesine yöneliktir. İhtilafın devam etmesi için açıklama yapılmaz. Kur'an mevcut tartışmaları, mevcut ihtilafları bitirmeyi vaat eden bir misyonla buluşturulmuştur. Kur'an'dan bakarsanız kavga etmezsiniz. Kur'an'dan bakarsanız birinin hak dediğini öbürü kara demez. Kur'an'dan bakarsanız birinin hak dediğine öbürü batıl demez. Kur'an İhtilafları ortadan kaldırmayı ön gören bir kitaptır. Mesela Nemil suresi 76. ayet benzer bir mana verir. Buyuruyor ki Rabbimiz orada. İnne hazel Kur'an muhakkak ki bu Kur'an yakussu ala beni İsrail İsrail oğullarına kıssa eder anlatır. Ekterellezî hum fîhi yaktelifûn. İhtilafa düştükleri pek çok konunun aslının ne olduğunu onlara açıklar. İhtilaf edilen konuda bir aslın ortaya konulmasının maksadı, ihtilafın sona erdirilmesidir. Kur'an, ihtilafın kaynağı değil, ihtilafın bitiricisi bir kitaptır. Öngördüğü temel misyon budur. Ama insanlar maalesef, Kur'an'ı bilmedikleri için, Kur'an'dan konuşmayı kafa karıştırmak diye tanıtıyorlar. Bu Kur'an'ı bilmemenin, Kur'an'ı doğru tanımamanın bir sonucudur. Bir ayet daha size aktarayım. Beyyine suresinin dördüncü ayeti. Orada da Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah Ve ma teferreka utul kitabe illa min ba'di ma humul beyyine Herkesin, ehli kitaptan olan herkesin kendisini doğru sandığı, kendisini doğru sattığı bir ortamda kendilerine bu apaçık bilgi geldikten sonra bir anlamda çil yavrusu gibi dağıldılar. Darmadağın oldular. Niye? Herkes kendine göre bir doğrunun sahibiydi. Ama ortaya Kur'an'ı koyunca kimin doğru kimin yanlış olduğu ortaya çıktı. Ve hiçbir hakikat öğretilerinin bulunmadığı ayan beyan gün yüzüne çıkartıldı. Bunu niye söylüyorum derdim ne? Derdim, ehli kitabın ihtilaflarını filan deşifre etmek değil. İsrail oğullarının ihtilafa düştüğü konularda Kur'an'ın nasıl açıklamalar getirdiğini masaya yatırmak da değil. Benim derdim, Kur'an'ın bugünün Müslümanının ihtilafını da çözmek üzere programlanan bir kitap olduğunu ortaya koymaktır. Kur'an'dan bakarsanız kavga bitecek. Kur'an'dan beslenirseniz bu besin sizi kardeşinize düşman etmeyecek. Kur'an'dan bakarsanız imanınız ve salih ameliniz olacak. İman <laughs> ve salih amel olursa Allah sizin birbirinizi seveceğiniz sevgiler yaratacaktır. Meryem suresinin 96. ayeti tam da bunu söylüyor. <laughs> Estağfirullah. İnne allazina ve amilus lehumur İman edenler ve salih amel işleyenler var ya, Rahman onlar için birbirini sevme vesileleri yaratacaktır. Şimdi bugün Müslümanların en çok muhtaç olduğu şeylerden biri maalesef maalesef birbirini sevmemeleri birbirine hayatı zindan etme duygusunu duygusuyla kaplanmış olmalarıdır. Bugün onlardan bu hastalıktan kurtulması en büyük ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı temin edecek şey imanı kontrol etmek ve salih amel noktasında yatırım yapabilmektir. İhtilafımız Kur'an'la sona erecek. Her tarafta kan gövdeyi götürüyor. Müslüman coğrafyanın neresine bakarsanız bir kan ve gözyaşı ortalığı sarmalamış gidiyor. Niye birbirine kardeş gözüyle bakamamanın kötü akıbetidir işte bu. Türkiye şartlarında da durum bundan farklı değil aslında. Birbiriyle alışveriş yapmıyor Müslümanlar doğru dürüst birbirine selamı bile çok görüyorlar. Birbirinden kız alışverişinde de bulunmuyorlar. Bir korkunç bölünme ve ilişkiler arasında korkunç duvarlar örülüyor maalesef. Şimdi bu duvarların kaldırılması için bir hakeme ihtiyaç vardır. O hakem hiç kimsenin karşı çıkamayacağını umduğumuz ya da böyle inandığımız Allah'ın kitabıdır. İşte Kitabullah kendi misyonunu böyle belirlemektedir. Kur'an ihtilafları bitiren kitaptır. Bir tarih Almanya'ya gitmiştim. İşte konferanslar vermeye. Bir camide konuştum öğle vaktinde. Dedim ki burada başka cami varsa ikindiyi de o camide konuşayım filan dedim. Caminin dernek başkanı dedi ki, var dedi, aa şu karşıdaki cami, o da cami dedi. Bir arka sokakta bir tane daha var dedi. Böyle camiler caddesi gibi, Köln'de böyle caddeler var yani. İyi dedim, ikindi namazında öbür camiye gidelim dedim. Dernek başkanı dedi ki, olmaz hocam dedi. Olmaz dedi, seni o camiye koymazlar dedi. Niye koymasın dedim, beni ne tanıyacak adam. Türkiye'den Samsun'dan geliyorum. Yani adam ne bilecek ki bu nedir ne değildir. Olmaz hocam dedi laf dinle dedi ya. Seni o camiye koymazlar dedi. Ben de o camiye gideceğim dedim. Trabzonluyum ben. İnatsa inat. Artık Allah rızası ortadan kalktı inada bindi iş. Gideceğiz dedim. O camiye gidecek bu ayaklar dedim. Olmaz mı olmaz ısrar edince ya dedim nereden biliyorsun kardeşim? Başka tecrübeler olabilir de ben ilk defa geldim buraya. Hocam o camiden gelenleri biz bu camiye sokmuyoruz dedi. <laughs> ha tamam dedim bak ne kadar güzel dedim. O camiden geleni sen buraya koyma. Buradan gideni o camiye koymasın. Böylece aynı kıbleyi paylaştığınız yalanıyla Ruz-i Mahşer'de Allah'ın huzuruna çık. Bakalım kim haklı olacak? Bayram günüydü hiç unutmuyorum. Bayram namazını kıldık. Bayram namazından çıktık dedim ki yetkililere, derneğin yetkililerine. Başka derneklere gidelim. Biz onlarla gidip bayramlaşalım dedim. Sordum böyle bayramlaşma oluyor mu? Yok yok dedi. Ne bayramlaşması? Herkesin bayramı farklı. Kendi başına bayram yapıyor. Ümmetin bayramı değil bu. Grubun bayramı. Ya dedim gidelim bayramlaşalım. Arkadaşım biri dedi ki "Hocam gitme." dedi. Yani böyle bir alışkanlığımız yok. Gözünü seveyim ya ne bozuyorsun ortalığı." dedi ya. "Onlar bayramını yapsın. Sana ne dedi ya?" "İyi dedim ama bu Müslümanların hepimizin bayramı bu." Beni götür dedim o derneğe. Götürmem dedi. "Götürmezsen götürme." dedim. "Burada beni götürecek adam bulurum." "Beni kim götürecek?" dedim bu şehirdeki diğer derneklere. İki üç tane delikanlı biz götürürüz hocam dediler. O dernek başkanı baktı ki iş sıkıntılı bu adam gidiyor. Dedi tamam dedi ben götüreyim bari dedi. Bindik arabaya giderken ne dese beğenirsiniz. Gidiyoruz ama inşallah dernekte kimseyi bulamayız. <laughs> ya dedim duvarla mı bayramlaşmaya gidiyoruz? Niye bulamayalım diye dua ediyorsun gözünü seveyim ya. Gittik derneğe oradakilerle bayramlaştık. Sonra başka bir derneğe gittik. Hepsiyle Öyle ikindi arası bayramlaştık. İkindi namazında bizim camiye geldiler. Gittiklerimizin tamamı bizim camiye geldiler. Muhteşem bir şölenle ikindi namazını kıldık. Ne kaybettik dedim? Nedir? Nedir bu bölünmenin sebebi ne ya? Neyi paylaşamadık biz? <laughs> Nereden beslendik de bu kadar bölük pörçük bir görüntü ortaya koyduk? Bizim Karadeniz'de böyle yan yana camiler vardır. Yan yana. Cemaat kalabalık olduğu için değil. Birinin yaptığı caminin işte yetkilisi kimse öbürü ona gıcık gitmiyor o camiye. O da alternatif bir cami daha yapıyor. Camiler yan yana vardır böyle. o kadar yakınmış ki iki cami. <laughs> Yatsı namazında ezan okunuyormuş. Adam biri demiş ki oğluna ula uşağım demiş. Bak bakalım bu ezan nereden geliyor? <laughs> ya o kadar yakın ki anlamıyor hangi camiden geldiğini. Demiş baba bu öbür camiden geliyor. Biraz sonra bir ezan daha başlamış. O ezanı dinleyince bak bakalım bu nereden okunuyor? Bu bizim camiden okunuyor. Ha o zaman eziz Allah Celle Şanuhu demiş. <gülüyor> <gülüyor> Bizim camiden okunursa aziz Allah. Öbür camiden okunursa bir şey yok. Bu fıkra ama emin olun böyle şeyler katmerli şekillerde yaşanıyor bu ülkede. Hala yaşanıyor. Şu anda yaşanıyor yani. Niye bölündük? İşte Kur'an'ın bu üçüncü maddede verdiğimiz ihtilafları bitiren misyonuna itibar etmediğimiz için. Yani hayata Kur'an'dan bakmadığımız için dini duyarlılığımızı Kur'an'dan beslenir hale getirmediğimiz için. Geçen hafta bir televizyonda bu konuyu anlattım. Ümmetin ihtilafı rahmettir diye inandırıldığımız için. İhtilafta rahmet olabilir mi? Ne kadar ihtilafa düşersen o kadar bölünür, parçalanır ve zayıflanırsın. Bölünmek, parçalanmak bir firavun ahlakıdır. Biraz ağır kaçıyor belki ama başka söylenecek söz yok. Kasas suresinin dördüncü ayetini okuyun. Orada Firavun'un ne yaptığını görün. Bugün Müslümanların bu perişan halinin aslında nerelerden beslendiğini anlarsınız. İnne Firavun'e ala fil ardı ve ceale ehleha şi'an yestad'ifu taifeten minhum yüzebbihu ebnâhum ve yestahyi nisâhum İnnehu kâne minel müfsidin. Firavun bulunduğu toplumda baskıcılık yaptı. Toplumun fertlerini grup grup böldü. Ve ceale ehleha şiyan. Toplumun fertlerini şi'a şi'a, grup grup böldü. Yestad'ifu taifeten minhum. Böylece her bir grubu zayıf düşürdü. Bölerseniz zayıflatırsınız. Her bir grubu zayıf düşününce Yüzebbihu ebnâhum çocuklarını öldürttü. Erkek çocuklarını ve yestahiyi nisâhum kadınlarını sağ bıraktı. İnnehu kâne minel müfsidin böylece toplumda fesat çıkaran önemli bir bozgunculardan oldu. Baskıcılık ve fertleri insanları gruplara ayırmak. Bu Firavun'un yaptığı bir iştir. Peki bunu Firavun yapınca müfsidiğinden oluyor da. Bunu Müslüman yapınca muslihiinden mi olacak yani? Aynı şeyi yapıyor. Kur'an'ın ihtilafları bitiren kitap olduğu hakikatını herkesin kulağına küpe edinmesi gerekir. Bu ayetlerin öğrettiği temel mesaj budur. Buradan bakacağız. Ne adına olursa olsun ihtilafı terk etmeye gayret edeceğiz. Karşımızdakinin kardeşimiz olduğunu unutmayan bir duyarlılığa sahip olacağız. Kur'an'ın öğretisi budur. Bundan beslenmek mecburiyetindeyiz. Evet. Kur'an'ın başka bir fonksiyonu, işlevi hayata dairdir. Kur'an hayat veren kitaptır. İsimlerini saydığımız derste de ifade etmiştim. Kur'an'ın ruh oluşu aslında canlılık ve canlandırıcılık manasına geliyordu. Ama onun fiil olarak karşılığı Enfal suresinin 24. ayetinde net bir şekilde şöyle bir beyana sahiptir. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey bütün iman edenler. İstecibu lillahi ve lirrasul, Allah'a ve peygambere icabet edin. Allah'ın ve peygamberin davetine Karşılık verin. Olumlu karşılık verin. Ne zaman? İza de'aküm sizi davet ettiği zaman. Davet eden bakın Allah ve Resulüne icabet edin ifadesinden sonra davet ettiği zaman cümlesi tekil geliyor. Bir kişi davet ediyor. İza de'aküm. İkisi ayrı ayrı davet etmiyor. İkisi ayrı ayrı davet etseydi cümle farklı olacaktı. İza deaküm değil, iza deavaküm olacaktır. Davet Allah'a aittir. Peygamberimiz o daveti seslendirmektedir. Peygamberimizin daveti alternatif bir çağrı değildir. Allah'ın davetinin dillendirilmesidir peygamberimizin yaptığı iş. Davet ediyor. Neye davet ediyor? Lima yuhyiküm size hayat verecek olan şeye. İşte Allah'ın daveti Kur'an'adır. Kur'an insanlara hayat veren kitaptır. Peki biz ne yaptık? Bizim ne yaptığımızı biliyoruz. Ya da ne yapmakta olduğumuzu biliyoruz. Kur'an'ın manası anlaşılamaz dedik, Kur'an'ın manasını öldürdük. Kur'an'ın manasını anlamayanlara okuyarak mesajını bitirdik. Ölülere, mezardakilere okumayla Kur'an'ın hayatla irtibatını kopardık. Kur'an artık hayat kitabı değil, ölü ve mezarlık kitabına dönüştürüldü. Bakın sevgili kardeşlerim. Bazı şehirlerde mezarlıklarda enteresan bir uygulama görüyorum. Şimdi o bayram zamanlarında televizyonlarda görürsünüz. Mesela böyle kafasına bir takçe geçirmiş. Koltuğunun altında bir tane yırtık Kur'an. Hazır Yasin pazarlıyor. Yasin var diyor Yasin. Armut satar gibi Yasin pazarlıyor. Biraz okuya, okusun da dinleyelim dediğinde zaten Cebrail çıldırıyor. Niye öyle bir Yasin indirmedim ben diyor. Uyduruyor. Öyle yanlış okuyor ki. Yani belediye yetkilileri de baktılar ki iş felaket. İyisi mi? Yanlış okuyanların istismarına kapı aralamayalım. O zaman biz hoparlör sistemiyle naklen Yasin okutalım. Şimdi sabah belli bir saatte mezarlıkta Yasin okunuyor. Başlıyor. Yasin mülk, Yasin mülk. Akşama kadar Yasin ve mülk okunuyor. Peki ne oldu şimdi? Ne yaptık yani? Hadi yaptığımıza şöyle dışarıdan bir bakalım. Bu kitabı ölü ve mezarlık kitabı haline dönüştürmenin dışında bu yaptığımız neye yarar? Mezarlıkta herkes muhabbet ediyor. Bir taraftan Kur'an okunuyor, öbür taraftan muhabbet gırla gidiyor. Hani Kur'an okununca ona kulak verilecekti. Hani Kur'an okununca herkes sesini kesecekti. Hayır. Kur'an artık Türkiye'de belli yerlerde maalesef enstrümantal bir müzik muamelesine indirgenmiştir. Fon müziği. Fon müziği gibi kenardan böyle lahuti bir ses geliyor. Hiç kimse Kur'an'a fon müziği muamelesi yapamaz. Böyle bir hakkı yok. Okuyacaksın adam gibi oku, dinle, dinlemeyeceksen okuma. Ya düğünlere gidiyoruz kardeş, Düğüne gidiyorsun. Yıllarca birbirini görmemiş adamlar ilk defa düğünlerde birbiriyle buluşuyorlar. Adam şu kadar zaman görmediği arkadaşıyla karşılaşınca muhabbet ediyor. Düğün ortamı gülüyor, şakalaşıyor vesaire. Ama düğünümüz Kur'anlı olsun. Olsun. Başlıyor hafız bir yerden okumaya. Kimse dinlemiyor. Hiç kimse Kur'an'a kulak vermiyor. Böyle olduğunu gördüğüm yerlerde çok sert çıkıyorum. Çok. Diyorum ki bu yaptığınız hiç kusura bakmayın. Kaş yaparken göz çıkarmaktan beter bir iştir. Bu yaptığınız kafirlerin, müşriklerin, Kur'an'ın dinlenmemesi çağrısına çanak tutmaktır. Fussilet suresinin 26. ayetini okuyacaksınız. <Sessizlik> Ve keferû la tesma'u li hadzal vel gav fihi la'allekum talibun. Kafirler derlermiş ki bu Kur'an'ı dinlemeyin. Gürültü yapın belki galip gelirsiniz. Efendim bizim niyetimiz Kur'an'ın sesini bastırmak değil. Yemezler. Yaptığın aynı kapıya çıkıyor. Kimse Kur'an'ı dinlemiyor. Kur'an fon müziği değildir kardeşim. Dinlenmeyecekse okunmasın. Madem okunuyor dinlenmek durumundadır. Bu Kur'an'ın alemi bir emridir. İza er Kur'an festemi'u le ve ansitu. Kur'an okunduğu zaman kulak verin Kur'an'a, sesinizi kesin. Ama okuyan okuduğunu anlamıyor, dinleyen dinlediğini anlamıyor, devreye muhabbet giriyor. Kur'an'da fon müziği mesabesinde bir işlem görüyor. Kur'an'a bu muamele ona yapılmış saygısızlıkların en büyüğüdür. Okutma Kur'an'ı dinlenmeyeceği yerde. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Aslında bu kadar hiddetlenmemin sebebi şu. Kur'an'ın indiriliş gayesi nedir sorusunu sorduramadık biz. Bir türlü bunu sorduramıyoruz. Çünkü herkes Kur'an'a bir misyon belirlemiş. Kur'an'la irtibatını şekillendirmiş. Bir cenazesi olursa Kur'an okutuyor. Bir de düğününde Kur'an okutuyor. Bu ara bir de Sünnet düğünlerinde de Kur'an okutuluyor, hatim yapılıyor. Sünnet düğününde hatim ne ya? Neye hatim yapıyorsun şimdi yani? Sünnet oluyor çocuk, hatim yapıyorsun. Ne yani bu? İşte, o hocam hatimli olsun. Olsun da yani ne ne yaptık şimdi biz? Böyle işler yaparak Kur'an'ın hayattan çekilmesine sebep oluyoruz. Manasını okuyarak manasını konuşarak. Aslında kıraat edilmesi demek Kur'an'ın anlamları üzerinde yoğunlaşmak eylemi ortaya koymak demektir. Bunu yapmadık. Bunu yapmayınca da Kur'an'ın indiriliş gayesi nedir sorusunu soramaz olduk. Çünkü herkes kendine göre ona bir gaye belirlemiş, bir kenara onu sıkıştırmış. Kur'an bizim neyimiz olur sorusunu sıklıkla soracağız ve onun hayata doğrudan müdahale eden bir kitap olduğunu unutmayacağız. Bize hayat veren değer Kur'an'dır. Ruh beden için ne anlam ifade ediyorsa hayat için Kur'an'ın anlamı işte odur. Bir hayat ki içinde Kur'an yoksa o hayat ölüdür. Haşr suresinde 21. ayette öyle buyuruyor ya. Lev enzelna hadal Kur'an ala cebelin لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Biz bu Kur'an'ı eğer bir dağın üzerine indirmiş olsaydık, Allah'a duyduğu derin saygıdan dolayı dağın boyun büktüğünü ve paramparça olduğunu görürdün. Şimdi bizim kılımız dahi kıpırdamıyor. Öyleyse daha inen Kur'an'ın dağı getireceği halin zerresi bizde yoksa biz dağdan bin beter o hale geldik demektir. Ve tilkel emsalu bu halin Biz bu örnekleri insanlara veriyoruz ki leallehum yetefekkerun kafalarını çalıştırsınlar diye. Dağı canlandıran bir kitaptan söz ediyoruz. Çünkü o hayat kitabıdır. Yasin, Yasin'i ölülere okumanın dışında Yasin'le alakalı irtibatı var mı bu ümmetin? Oysa onun 70. ayetinde liyun zira men kâne hayyen kaydı vardır. Kur'an'ın indiriliş gayesi hayatta olanları uyarmaktır. Vesselam. Daha nasıl desin? Ne desin daha? Ama anlamak istemiyorsa anlamak istemeyene yapacak bir şey yok. Anlamıyor vesselam. Şimdi bunu deyince de diyor ki bu hak bu diyor bozu bozuyor diyor. Fitne çıkarıyor. Ne fitnesi? Kur'an'ı hayata oku demek. Bu fitne mi? Kur'an'ı hayattan çekmek fitne değil. Kur'an'ı hayata okuyalım demek fitne oluyor. Göreceğiz ruzi mahşerde. Asıl fitne kimin yaptığıymış göreceğiz. Kur'an'ı okumak onu hayata okumaktır. Kur'an'ı okumak onu hayata taşımaktır. Kur'an'ı okumak Kur'an'a taşınmaktır. Kur'an'ı okumak, Kur'an'ın seni cennete taşımasını sağlamaktır. Ama bu bilinçli okumalarla ancak gerçekleşir. Anlamadan okumayla ya da dinlenmediği ortamlardaki okumayla bu hedef tutturulmaz sevgili kardeşlerim. Her nerede olursa Kur'an okunsun, ancak dinlenecekse okunsun, anlaşılacaksa okunsun. Düğünlerde de okunsun, zararı yok. Tabii ki okunsun. Ama dinlenecekse okunsun. Hiç kimse Kur'an'a enstrümantal müzik muamelesi yapamaz. Böyle bir hakkı yok, böyle bir haddi de yok. Allah'ın kitabı hayata anlam kazandırsın diye indirilmiş bir kitaptır. Hayata müzik sesi katsın diye değil. Buna şiddetle karşı çıkıyorum, sizinle de paylaşmış olayım. Kur'an'ın başka bir fonksiyonu, işlevi işte Maide suresinin 16. ayetinde beyan buyurulduğu üzere insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. Ve yukhricuhum <Sessizlik> minaz zulümati ilen nur. Kur'an insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran kitaptır. Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkartan kitaptır. Nasıl çıkartacak? Siz önce neyin karanlık olduğunu bileceksiniz ki ona karşılık aydınlığa talip olasınız. Neyin karanlık olduğunu bilmeyen adam aydınlık aramaz ki zaten. Öyleyse hakkın batılın ne olduğunu bize öğreten Kur'an, karanlıkların ve aydınlığın ne olduğunu da bize öğreten kaynaktır. Yukhricuhum <laughs> Kur'an insanları çıkartır mine zulümati bütün karanlık türlerinden ilen nuri tek aydınlığa çıkartır. Karanlıklar çoğuldur, aydınlık tektir. Karanlıklar çünkü bir tane değil ki. Ortalık karanlıktan geçilmiyor. Ama onlara karşı aydınlığın tek adresi vardır. O da kelamullah'tır, vahiydir, Kur'an'dır. Bu misyon Kur'an'ın karanlıklardan aydınlığa çıkarma misyonu. Aynı zamanda Hz. Peygamber'in misyonu olarak da verilir. İbrahim Suresinin birinci ayetinde. Elif la amra kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minez zulümati nur. <laughs> bu kitap sana indirdiğimiz işte bu kitabın indiriliş gayesi de senin misyonun da insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmandır. Ve nihayet Kur'an'ın misyonu bu. Hazreti Peygamber'in misyonu buysa bu aslında Allah'ın insanlara vaat ettiği bir dönüşümdür. Onun ifadesi de Bakara suresinin 257. ayetinde karşımızdadır. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minaz zulumat ilen nur. Allah müminlerin dostudur, yaranıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktadır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak istemektedir. E Kur'an'la irtibatınız eğer karanlık bir irtibatsa, eğer onun aydınlık dünyasından istifade edebilecek altyapınız ve niyet sadakatiniz yoksa karanlıklarda kalmaya devam edersiniz. Bütün davamız ve çağrımız Kur'an'ın aydınlık dünyasına insanları davet etmektir. Gayemiz budur. Kur'an aydınlık bir kitaptır. Elin alemin yanlışlarıyla uğraşarak aydınlığa ulaşılmaz. Bir teknik olarak bunu beyan edeyim. Hani önce karanlıkları bitirelim. Sonra aydınlığa çıkarız. Hayır. Karanlıklar o kadar fazla ki onları geçip de aydınlığa ulaşmaya ömrün vefa etmeyebilir. Öyleyse devreye hemen İsra Suresi'nin şu ayeti girecek. Misyonun, düsturun şu ayet olacak. Hangisi İsra Suresi'nin 81. ayeti. Ve kul ca'el hakku ve zehaqal batil. De ki hak gelmiş, batıl yok olmuştur. Sen önce hakkın gelmesini sağlayacaksın ki batıl yok olsun. Hakkın güneşini doğuramayanlar batılın karanlıklarında boğulurlar. Önce hakkın güneşini doğurtacağız Hakkın güneşi görülecek. Onun doğmasına gayret edeceğiz. O güneş doğarsa karanlıklar ve gölgelikler kendiliğinden yok olacaktır. İşte Kur'an'ın vaat ettiği karanlıklardan aydınlığa çıkarma misyonu onun aydınlık dünyasıyla buluşmaktan geçer. Onu anlamaktan ve onu hayata aktarmaktan geçer. Kur'an'ın başka bir işlevi, fonksiyonu akla verdiği önemle kavranır bir sürü ayet var. Onlarca ayet var. Bir tanesini söyleyerek yetinmek istiyorum. Yunus suresinin yüzüncü ayeti. Hani diyor ya, Kur'an akıl dini değil. Ne dini peki? Deli dini mi? Yani aklın zıddı deliliktir. Aklın konusu değilse geriye akılsızlık kalır. Biz akıllı insanlarız. Ve Kur'an bizden aklımızı çalışmamızı çalıştırmamızı ister. Biliyor musunuz? Kur'an'da akıl kelimesi isim olarak geçmez. Hep fiil olarak geçer. Yani aklını çalıştırmaya dair Kur'an'ın bir göndermesi vardır akılla alakalı. Yani söylenmek istenen şudur. Çalıştırılmayan akıl yok hükmündedir. Çalıştırmıyorsan bu aklı, bu aklın yok demek ve çalıştırılmayan akıl yaratılış misyonuna hizmet etmediği için sahibinin üzerine pislik yağdırılmasına sebeptir. Yunus suresi 100. ayet öyle diyor. Mesele bizim kanaatimiz değil. Doğrudan ayetin tercümesini naklediyorum. Ve yec'alü ricise alellezine la ya'kilûn. Aklını çalıştırmayanların üzerine Allah pislik yağdırır. Biz akılcı insanlar değiliz. Biz akıllı insanlarız. Akılcı olmayacağız, akıllı olacağız. Aklımızı vahyin anlaşılmasında kullanacağız. Yani eğer bir örnek verilecekse, bu örneği şöyle algılayın. Vahiy bir yolcuysa, akıl onun konakladığı mekandır vahyin geldiği yer insanın konakladığı yer manasında vahiy gezen bir misafir akıl onun konakladığı yerdir vahiy akla gelir akılla anlam bulur aklınızı çalıştırmıyorsanız vahye davetiniz yok demektir onu dışarılarda bıraktınız demektir bu ümmetin şimdilerdeki en büyük sorunlarından biri budur vahiy ile aklını buluşturmak istemiyor buluşturanlar da ikisini birbirinin rakibi gibi tanıtıyor. Ya akıl ya nakil. Yok. Yok bizi niye böyle bir tercihin zorunlu muhatabı kılıyorsunuz? Akıl da var, nakil de var. Zaten akıl varsa nakil de vardır. Nakli kullanabilecek olan değer akıldır. Aklını kullanmayan adama nakil ne yapsın ki? Şimdi bu nakil aklın nasıl kullanılması gerektiğini öğretir. Ama aklınızı kapatıyorsanız nakle, vahyin size söyleyecek hiçbir şeysi kalmaz. Vahyin içine girmediği aklı başka şeyler doldurur. İşte gelenekler, örfler, adetler, çeşitli kültürlerden bize nakledilmiş İsrailiyat dediğimiz yabancı kültürler aklınıza ne geliyorsa artık onlar vahyin yerini alır. Siz vahyin ev sahibi olarak aklı değer olarak bilmek ve o aklı hakkı ve hakikati kavrama noktasında doğru bir adres olarak tanımak durumundasınız, tanımak durumundayız. Akıllı olacağız ama akılcı olmayacağız. Vahyi anlama noktasında aklımızı çalıştırmamız Allah'ın bizden bir emridir. O efela te'akilûn ayetlerinin her birinin vermek istediği asıl mesaj budur. Aklınızı neden çalıştırmıyorsunuz? Çalıştırılsın diye verilen bir aklı atıl duruma getirmek, onu yaratanın bize verme gayesini görmezlikten gelmektir. Buna hakkımız yok. Böyle bir duruş Müslümanca ve Kur'anca bir duruş olamaz. Kur'an'ın başka bir işlevi, muhataplarının tefekkür, tezekkür ve tedebbür sahibi olmalarını istemesidir. Harikulade bir ayet size hatırlatmak istiyorum bununla ilgili. Çok 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 önemli. Saat suresinin 29. ayeti. Saat suresi Kur'an'ın 38. suresidir. Bakın Kitabullah'ın indiriliş gayesi fonksiyon olarak bir işlev olarak nasıl belirleniyor? Esselamu Kitabun enzelnahu ileyke mübarekün. Bu sana indirdiğimiz kitap bir bereket kaynağı kitaptır. Mübarek kelimesi Kur'an'ın sıfatlarından biridir. Geçen ders bu kelime Kur'an'da bir defa Kur'an'ın sıfatı olarak geçiyor diye bir zuhul çıktı ağzımdan. Dersi dinlerken fark ettim. Bir defa değil, dört defa Kur'an'ın sıfatı olarak gelir bu mübarek kelimesi. Biri Enam suresindedir, biri buradadır. Biri işte Enbiya suresindedir vesaire. Burada da ve hada kitabun enzelnahu ileyke mubarakun. Sana indirdiğimiz bu kitap bir bereket kaynağıdır. Şunun için indirdik. Li yedebberu ayatihi. Onun ayetlerini tedebbür etsinler insanlar. Ve li yetezekkere ulul elbabi. Sağduyu sahibi olanlar da tezekkür etsinler. Tedebbür, tezekkür. Bir de pek çok ayette geçen tefekkür. Mesela Nahil suresi 44. ayet. Ve enzelna ileyke zikre litübeyyine linnâsı mâ nüzzile ileyhim ve leallehum yetefekkerûn. Tefekkür etsinler diye bu kitabı, bu zikri, bu hakikatın hatırlatmalarını sana bunun için indirdik insanlara açıklayasın, duyurasın diye. Peki nedir bu kavramlar? Aslında ne isteniyor bizden? Hep Arapçalarını kullanarak bunu anlatmış olmayız. Tercümeler eğer anladığımız dilden kelimelere kavuşturulursa bir anlam kazanır. Tercüme ediyorsun, aynı kelimeyi bir daha kullanıyorsun. Bu tercüme olmuyor ki. Hani Türkçe namaz diye tartışmalar var diye Türkiye'de. Şimdilerde yapılmıyor ama yapıldığı zamanlar vardı. Tabi işin içinde insanlar olarak bize de soruyorlardı. Hocam Türkçe namaz olur mu? Olur diyordum ben. Ama orucu Arapça tutacaksın. Zekatı İngilizce vereceksin. Hacca da Fransızca gideceksin. Hocam niye dalga geçiyorsun? Geçerim tabi. Senin sorun dalgacı değil mi? Türkçe namaz olur Olmaz. Allah Allah. Ne iyi oluyor? Nasıl olacak yani? Tercüme et bakalım diyorum. Hadi Türkçe tercüme et. Allahu Ekber'den başla. Tercüme et. Allahu Ekber. Ne diyeceksin? Tanrı büyüktür. Allah'ın tercümesi Tanrı olamaz. Bitti. Kafadan kaybet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Tercüme et. Hamd, din gününün sahibi, Rahman, Rahim olan alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Hah. Hamd Arapça. Din Arapça. Sahip Arapça. Rahman Arapça. Rahim Arapça. Alem Arapça. Rab Arapça. Allah Arapça, Hamd Arapça bir olsun. Bir Türkçe o. <laughs> Döndü mü yani? Tercüme yaptın mı yani? Tercüme yapabildiysen tamam eyvallah. Olmadı ki. Sadece slogan atıyorsun kardeşim. Kusura bakma da yani. Alay etmenin bir alemi yok. Bu bunun o motamot tercümesi mümkün değil. Kur'an, Kur'an Rabça bir nezahete sahiptir. Öteden beri söylüyorum. Kur'an'ın metni Arapçadır, manası Rabçadır. Rabça bir kelamdan konuşuyoruz. Neye, nereye indirgiyorsun bunu? Nasıl bunun öyle basit birkaç cümleden ibaret tercümesi tamamdır diyorsun? Böyle şey olmaz. Tercümeler aslın yerini tutmaz. O itibarla hani söylediğimiz kelimelerin Arapçasını söyleyerek bunu tercüme etmiş olmayız. Türkçesini söyleyelim. Tedebbür nedir? Tefekkür nedir? Tezekkür nedir? Bir de bunun iki tane daha alt başlığı var aslında. Teakkul ve tefakkuh. Beş tane kavram var. Mustafa hocamız bir tefsir yazıyor şimdi. Bu beş kavram üzerinden ayetleri yorumlayacağını söyledi. Bir, tedebbür. iki tefekkür. Üç, te tezekkür. Üç, tefekkür. Dört, Taakkul. Beş tefakku. Bunlar peyderpey gelen kavramlar. Tedebbür bir meselenin köküne inmek. Dabir deber, dabir kök demektir. Fakutra dabirul kavmi lezine zalemu zalimlerin kökü kesildi diye dabir kök demek. Dübür deber arka demektir. Bir meselenin köküne ve arka planına ulaşabilecek çalışmalara tedebbür derler. İnceden inceye yani iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Bir şeyin derinliklerine inmeye tedebbür derler. Tezekkür, derinliklerine indiğin şeylerle ilgili gerçeği hatırlama eylemine derler. Tezekkür, gerçeğin hatırlanması, gerçeğin fark edilmesi, tedebbürün sonucudur. Bu ayette de öyle. لِيَدَّبَّرُوا ayatihi وَلِيَتَزَكَّرَ Tedebbürden sonra tezekkür gelir. Tezekkürden sonra tefekkür gelir. Yani arka planını, kökünü araştırdığınız şeyin gerçeği hatırlama kısmını da elde etmişseniz artık fikir üretirsiniz. Bir üretim başlatırsınız buna tefekkür derler. Fikir meydana getirme çabasına tefekkür derler. Ondan sonra bu işleri taakkulle yaparsınız. Yani aklınızı çalıştırarak bütün bunları yaparsınız. Sonra da tefakku bunu anlamaya ve hayatın pratiklerine sunmaya çalışırsınız. Dini pratiklerin böyle beş tane birbirini tamamlayan bizden istediği fedakarlıklar vardır. Tedebbür, tezekkür, tefekkür, teakkul, tefakku. Bunlar, bunlar varsa siz Kur'an'la diyaloğunuzu sıkı ve sıcak tutuyorsunuz demektir. Ne tedebbür var, ne tezekkür var, ne tefekkür var, bir sürüye katıldık gidiyoruz. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete der gibi nereye gidiyoruz belli değil. Kur'an'ın indiriliş gayesi bu değil. Kur'an'ı sadakatle okursa bir adam bu hakikatın farkına varacak. Bu beş tane kavram var ya çok enteresan. Arapçada ul babındandır bunlar. Tedebbür, tezekkür, tefekkür, teakkul ve tefakkuh. Bunların beşi de tefa'ul babındandır. Arapça bilenler beni iyi anlayacaklardır. Tefa'ul babı bir zorluk, peyderpey, aşama aşama bir şeyleri elde etme manasını içerir. Yani tedebbürünüz bir anda olmaz. Tezekkür bir anda olmaz. Siz ona ömür vereceksiniz ki o da size kapılarını açmış olsun. Hayatını Kur'an'a vermeyene Kur'an zırnı koklatmaz denir. Evet, bu bir hobi kitabı değil. Ne zaman okuyorsun Kur'an'ı? Boş zamanlarında. Heh, boş zaman, işim bittiğinde Kur'an okuyorum diyor. İşim bittiğinde işim bitmiş oluyor. O zaman Kur'an'ı okumanın da bir anlamı kalmıyor. Sana geri dönmüyor yani. Bu tefaül babının bu özelliğini bilerek Kur'an'la irtibatımızı bir ömür boyu sürdürecek şekilde belirlemeliyiz. Anlık diyaloglar İnsana istikamet vermezler. Devamlı, sürekli, kararlı, aşama aşama devam eden okumalar bu beş kavramı hayatımıza taşımamıza vesile olacaktır. Kur'an'ın işlevlerinden biri kendisine sımsıkı sarılmamızı emrediyor oluşudur. Vahtesimu bihablillahi cem'an ve la tefarruku. Ali İmran suresi 103. ayet. Hepiniz topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bu ayeti konuyla ilgili hemen herkes bilir. Ancak burada bilinmesi gereken bir ayet daha var. Benim aslında bu başlığı açmamın sebebi bu ikinci ayettir ki o da Zuhruf suresinin 43. ayetidir. Zuhruf suresi 43. suredir. 43'ün 43. ayeti. Ne diyor? Fes temsik billezi uhiye ileyke. Ey peygamber sana vahy edilene sımsıkı yapış. İnneke ala sıratın müstakim. Ancak bu sayede müstakim bir yol üzerinde olursun. Amacımız, derdimiz müstakim bir yol denen sıratı müstakim üzere olmaksa bunun bir tanecik zorunlu yolu vardır. O da vahye sarılmaktır. Vahye sarılmayan müstakim bir yol iddiasında bulunamaz. Onun yaptığı sadece kendine göre durumu idare etmekten başka bir şey değildir. Vahyin yerine başka şeyleri koyanlar onun aydınlığını görmeyenlerdir. Sonra gece lambalarını görüp de gece lambasını ışık diye zannedenler güneşi görünce gözleri kamaşır ve bu, bu ışık değilmiş demeye başlar. Asıl aydınlık vahyin sunduğu aydınlıktır. Geri kalan, geri kalanın tamamı gece lambası mesabesindedir. Peygamberimiz öyle anlatıyor çünkü. Fadlu kelamillahi ala gayrihi, kefadlillahi ala halqihi. Allah'ın bu kelamının diğer sözlere olan üstünlüğü, Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir. Öyleyse bu kelam dururken, bizim anlamamızı beklerken, biz bunu ikinci plana iterek hangi şeyle ilgilenirsek ilgilenelim, hakikate ulaşmakta tökezleyeceğimizi bilmeliyiz bu derslerin ilkinde metodumu anlatırken bir piramit çizmiştim. O piramidi tersinden kavramak zorundayız. Önce ve özellikle Kur'an'dan başlamak doğru okuma biçimidir. Sonra, sonra ne istiyorsan oku. Ama sıkıca yapıştığın kaynak vahiy olsun, Kur'an olsun. Bu ayetler bu mesajı bize vermektedir. Sekizinci başlık olarak. Çok önemli bir başlık daha. Gene Zuhruf suresinin bu defa 44. ayeti. Bakın ne diyor. Şimdi ben üniversitede öğretim üyesiyim. Geçen hafta final imtihanları yaptık. Öğrencilere dedim ki şu 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 surelerden sorumlusunuz dedim. İmtihanda birkaç tanesine sordum. Surelerden hangisinden sorumluydunuz? İşte Mülk, Müzzemmil, Kalem ve Rahman sureleri. Bu dönem dört sure işledim. E, Samsun'daki tefsir dersimizde okulda. Bir tanesine sordum. Dedim ki dört sureye çalıştım mı? Çalıştım hocam dedi. Hı. Peki müddessiri hiç okudun mu? Müzzemmeli hemen yanında. Okumadım dedi. Niye? Ondan sorumlu değiliz dedi. <laughs> Doğru. İmtihanda nereden sorumluysanız ona çalışırsınız. Bu, bu kadar insanca bir şey yani. Sorumluluk alanınız neyse ben bir süre Mısır'da kaldım. O Ezher Üniversitesi'ni duymuşsunuzdur. Ezher'de bir üç ay kaldım. Orada Türk öğrencilerin geliştirdiği bir literatür var. Bakarsınız ya bizim burada doğru düz Türkçe konuşamayan adam orada Arapça derslerden geçiyor. Nasıl geçiyor bu? Adam bir şey okuyor, yanlış okuyor, doğru mana veriyor. Hayret ediyordum. Ya nasıl oluyor bunu? Yanlış okuyorsun. Nasıl doğru mana veriyorsun? Bunlar mukarrer yerler derlerdi. Mukarrer, sorumluluğu karar, kararlaştırılmış diye bölümler. Bir satır öncesini okumuyor. Bazen istisna cümlesinin müstesna kısmını okuyor, müstesna-i dediğimiz kısmı okumuyor. Yani cümleyi ta gövdesinden ikiye bölüyor. Burası diyor mukarrer değil. Ulan nasıl değil? Bunun cümlenin başı orası, dibi burası. İkisi beraber mukarrer olur. Değil diyor. Biz bundan sorumluyuz sorumlu olduğunuz yere çalışıyorsunuz. Bu hayatta böyledir. Herkes böyle yapar. Biz imtihanda soruları vermeyiz. Ben bazen veririm de neyse yani. Verilmez genellikle. Ben ders anlatırken öğrencilerim bilirler. Derim bunu soracağım imtihanda. Niye? Çok önemsiyorum bunu. Benim için imtihan da bir öğrenme aracıdır. Bunu hoca soracak deyince iyi ezberliyorum. Tamam sorarım. Ne olmuş yani? Onu sorunca dünya mı yıkılıyor? O da bir soru, öbürü de bir soru. Sorarım yarısını de, önceden söylerim. Bunları soracağım derim. Benden geçmek kolay. Yalvarsan kalamazsın benden yani. Benden geçersin yani Allah'ın izniyle. Bazen ayaklarına yatıyor adam. İlla bırak beni diyor. Ona yapacak bir şey. Kağıt boş ne yapayım yani? Şimdi sorumlulukla alakalı böyle şeyler var. Normal hayatımızda. Bunu şunun için söylüyorum. Bakın bu ayette Buyuruyor ki Rabbimiz. Estağfirullah. Ve innehu lezikrun leke ve li kavmike. Hani 43. ayet demişti ki sana vahiy edilene sımsıkı sarıl. Böylece mustakim bir yol üzerinde olursun. Devam ediyor. Ve innehu işte o vahiy var ya. Lezikrun leke ve li kavmike. Bu vahiy hem senin için hem kavmin için gerçeği hatırlatmadır. Bir öğüttür, bir onurdur, bir haysiyettir, bir itibar vesilesidir. Şahsiyetin vahide gizlidir. Vahye sahip olursan şahsiyetinle buluşmuş olursun. Ve unutmayın ve sevfetüs elune. Bundan sorgulanacaksınız. Sorgulanacağınız yer burası. Hocalar soruları vermezler diye kızıyorlar. Allah soruyu verdi. İşte cevabı da burada. Çalış olmaz. Yok. Başka şey okumak istiyor. Başka şey ne okursan oku, imtihanda oradan çıkmayacak, buradan çıkacak. Bizim sorgulanacağımız kaynak Kitabullah'tır. Zuhruf Suresi'nin 44. ayeti. Kendimden bir şey söylemiyorum. Doğrudan ayeti tercüme ediyorum. Ve sa'ufetüs elune. Bundan sorgulanacaksınız bu kitaptan. Sorumlu olduğumuz kitap bu başka başka kitaplara zaman kalırsa müracaat edersin. Önce sorumlu olduğun yeri bilmek durumundasın. Bize sorgulanacağımız kitabın Kur'an olduğunu ve çalışmalarımızı Kur'an üzerinden götürmek durumunda olduğumuzu bir fonksiyon olarak, bir işlev olarak Kur'an bize öğretmektedir. İşte bu ayet bunun bir delilidir. Kur'an Hakikatlerin gizlenmemesini öğütleyen kitaptır. Bu ayetleri çok önemsiyorum ama sanıyorum bir ders burada söylemiştim bunları ya da başka yerde mi söyledim bilmiyorum. Bu 159 161. ayeti Bakara Suresi'nin 174 175. ayeti, Bakara Suresi'nin 140. ayeti ve Ali İmran Suresi'nin 187. ayetleri Kur'ani hakikatlerin gizlenmemesi lazım geldiğini bize öğreten bir mesaj bir fonksiyon üzerine dizayn edilmiştir. Kur'ani hakikatler hiçbir şeye kurban edilmemelidir. Hakikat bütün çıplaklığıyla ortaya konulmalıdır. Bunu geçiyorum. 11. Kur'an'ın işlevlerinden biri genellikle konuşulurken es geçilen ya da mesele buraya gelmesin diye başka yan yollara sapılan meselelerden bir tanesi bu on birincisidir. Kur'an Allah'ın indirdikleriyle hükmedilsin diye indirilmiş bir kitaptır. Yani Kur'an Allah'ın hayata doğrudan müdahalesidir. Hiç kimse Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmekle sorumluluktan kurtulacağını zannetmesin. Kur'an yaratıcı Allah'ın Rab oluşunu da insanlara öğretir. Mekkeli müşrikler ilah olan Allah'a inanıyorlardı ama Allah'ın Rab oluşunu kabul edemiyorlardı. Allah'ın Rab oluşu Allah'ın hayatı dizayn edişidir. İnsanları terbiye edişi, yetiştirici, sahiplenici oluşunu ifade eder. Onun için Kur'an'ın hayatla birebir ilişkili hükümleri vardır. Bunlar Kur'an'ın indiriliş gayelerinden biridir. İşte Nisa suresi 105. ayet. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki li tahkume beyne'n nasi bima Allah'ın sana gösterdiği şekilde, Allah'ın sana öğrettiği şekilde, kafana göre değil, Allah'ın sana öğrettiği şekliyle insanlar arasında hüküm veresin diye biz bu kitabı bu amaç uğrunda işlev görsün diye sana indirdik. Kur'an'ın indiriliş gayesi hayata dair doğrudan müdahaledir. Kur'an benim o işime bu işime karışmasın diye kimse Allah'a görev biçemez. Bu din böyle sorumluluk insanlara sorumluluk yükleyen bir değerler bütünüdür. Bu değerleri kabul edene mümin deniyor. Allah'a görev biçene mümin demiyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ı belli alanlara girebilir, belli alanlara giremez diye belli bir kategorizasyona tabi tutmak bir müşrik ahlaksızlığıdır. Kuranın böyle bir tarafı yoktur. Hiç kimse böyle bir bakışla Kur'anla sıcak diyalog kuramayacağını bilmelidir. Diğer ayetleri de e, not olarak söyleyip geçmiş olayım. Evet, on ikincisi Kur'an'ın işlevi bağlamında hepimizi ilgilendiren bir görevle bize sesleniyor. Enam suresinin 19. ayeti. <laughs> Buyuruyor ki Rabbimiz, Hazreti Peygamber'e bu vahyin neden indirildiğini gerekçelendiriyor. Buyuruyor ki, Peygamberimizin ifadesi olarak söylensin diye, ayetin tamamını okumayayım, uzun bir ayet, ilgili kısmı, ve uhiye ileyye hadel kur'anu li unziraküm bihi ve men bela. Bu Kur'an bana şunun için vahyedildi. Sizi onunla uyarayım ve ulaşabildiği kim varsa herkesi uyarayım diye. Ulaşabildiği kim varsa, ulaşabildiği kim varsa demek bunu dünyanın her tarafındaki herkese ulaştırın demektir. İşte burada Müslümanın tebliğ vazifesinden kaçamayacağı öğretilmektedir. Peygamberimiz o günün şartlarında nereye kadar gidebiliyor idiyse oralara kadar gitti. Ama ümmetin tebliğ vazifesi ümmetin tebliğ mektupluğu vazifesini üstlenmesidir. Peygamberimiz biliyorsunuz tebliğ davet mektupları yazdı. İran'a, Bizans'a, öteye sağa sola niye davet etti? İşte yurt dışında çalışmaya gidenlere söylüyorum ben. Her gittiğimde ifade ediyorum. Diyorum ki siz bu ümmetin yurt dışına gönderilmiş tebliğ metotlarından biri olan davet mektuplarısınız. Buraya karın tokluğuna gelmiş olmayla sorumluluğunuzu geçiştiremezsiniz. Siz bir davet ve misyon insanısınız. Tebliğ mektubusunuz. Nere ulaşabiliyorsa Kitabullah oraya ulaştırılmalıdır. Öyle aklına estiği gibi hocam işte bu Hristiyanlar cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek? Bunu bana soruyorlar. Ben de sinirlenerek cevap veriyorum. Sana ne? Sana ne? Nereye gidecekse onu Allah bir yere gönderir. Sen ona dini doğru anlattın mı? Yok. Dini hayatta ona örnek oldun mu? Yok. Dini hassasiyetlerin hayata nasıl hakim kılana, kılınacağına dair bir örneklik oluşturabildin mi? Yok. Bence onun nereye gideceğini çok merak etmektense senin nereye gideceğini merak etmen daha doğrudur. Onun nereye gideceğini bilmem ama senin nereye gideceğin aşağı yukarı bellidir. <laughs> Görevini yapmamış adam elin alemin adamını cehenneme postalıyor. Haddine mi düşmüş? Sana mı kalmış? Allah kimi hangi nimetle ne kadar buluşturduysa onun imtihanını oradan yapacaktır. Öyle değil mi? Kur'an öyle söylemiyor mu? Velakin liyebluvekum fima ta'küm. Allah sizi Size ne kadar ne verdiyse o kadarıyla imtihan edecektir. Allah kime ne kadar imkan verdiyse eğer arzun senin sorumluluğunu öğrenmek ise senin sorumluluğun bu Kitabullah'ın mesajını herkese ulaştırmaktır. İşte sorumluluğunu gerine getir. Elin alemin adamını cehenneme postalamak gibi bir görevin yoktur, bunu unutma. 13.'sü kısmen daha önce de değindiğim için maddesini söyleyerek geçeceğim. Kur'an kendisine tabi olunması için indirilmiş bir kitaptır. İttebi'u ma unzile ileyküm rabbiküm. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Ve la tettebi'u min dunihi evliya. Vahyin peşi sıra başka dostlar edinmeyin. Peşinden gideceğimiz kaynak Allah'ın kitabıdır. Onun nasıl uygulanacağını öğreneceğimiz önder Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Başka, başka önderimiz yok bizim. Kitap olarak Kur'an, insan olarak Hz. Muhammed. Biz pratik uygulamaları Hz. Peygamber'den öğrendiğimiz bu temellerin Kitabullah bağlamında peşine gideceğimiz örneğimiz, önderimiz bu vahiy ve onun uygulayıcısı olan Hz. Peygamber'dir. Başka, başka da bir şey yok. Gerisi, gerisi herkesin kendi kültürel motifleriyle içini doldurduğu şu veya bu şekilde değerlerdir. Onların doğruluğu, yanlışlığı tartışılır. Tamamlığı, eksikliği tartışılır. Faydası, zararı tartışılabilir. Ama kitabullahın böyle bir pazarlık durumuna getirilmesi söz konusu bile değildir. Takip edilecek kitap Kur'an'dır. Peşinden gidilerek insan Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Hz. Muhammed'in peşinden gitmek peygamberin yaşadığı Kur'an'ın peşinden gitmek demektir. Böylece Kur'ansız bir din olmayacağı gibi peygambersiz bir din olmayacağını da beyan etmiş olalım. Kur'an'ın hayata aktarılma biçimi Hz. Peygamber'in örnekliğiyle ancak kavranabilir. Bu bizim örnek ve hayatı istikamete koyma noktasındaki rotamızdır. Başka, başkaca sözler sahibine iade edilmelidir. Ve on dördüncüsü, Kur'an ayetleri okunduğunda imanı arttıran, kalpleri titreten kitaptır. Allahu Ekber. Bundan bizde hiç şey, hiç yok. İnnemel müminune. Gerçek müminler şunlardır. Ellezine izâ Allahu, Allah zikredildiği zaman, Allah hatırlatıldığı zaman, vecilet <laughs> kulubuhum. Kalpleri titreyen adamdır. Ve tüliyet aleyhim âyâtu. Allah'ın ayetleri onlara tilavet edildiği zaman, aktarıldığı zaman, zâdethüm imanen İmanları artan adamlardır. Artıyor mu? Artmıyor. Niye artmıyor? Çünkü anlaşılmıyor. Anlaşılmayan eğer eğer yüreğinize inmiyorsa, anlaşılmıyorsa ne kalbinizi ürpertir ne de imanınızı arttırır. Meselenin imanı arttırma noktasındaki vahyin fonksiyonuna dikkat çekmek olmasına rağmen bizim bazı alimlerimiz iman artar mı eksilir mi kavgalarıyla vakit geçirmişler. Artar diyor ya işte. Daha nasıl desin? Tabii ki eksilmez. Eksilmek demek vahyin bir tanesi bir tarafını devreden çıkartmak demektir. Vahyin bir bölümüne inanıp bir bölümüne inanmamak tam kafirliktir. Nisa suresi 150 ve 151. ayet çok net. Öyle bu ayetleri bazen okumaya çekiniyoruz. Niye çekinecekmişiz? Vahyin bir tarafına inanıp bir tarafına inanmamak tam bir kafirliktir. Okuyayım mı ayetini? İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rusulihî <Sessizlik> ve yurîdûne eyyüferrikû beynallâhi ve rusulihî ve yekûlûne nü'minû ve nekfuru bi ba'din ve yuridun en yettehizu beyne zalike sebila ulaike humul kafirun hakka. Vahyin bir bölümüne inanıyoruz, bir bölümünü inkar ediyoruz deyip imanla inkar arası bir yol tutturanlar var ya, tam kafirler işte bunlardır diyor Allahu Teala. Öyle yok. Yanlış anlaşılmasından korkuyorum bazı şeyleri söyleyemiyorum. Yani öyle Allah'ın kitabının bugün söyleyecek bir şeysi yok. Olur emredersin. Yani Allah zaten bugünlerin yaşanacağını nereden bilsin? Yani bugüne hitap edecek ayetleri yoksa indirirdi. O biliyordu ki 20 yıllık Mekke Medine ile bitiyor bu iş. Bu kitap mahşere kadar geçerliliği devam edecek olan bir kitaptır. Bu kitabın içinde buradan ilan ediyorum. İşe yaramayan, modası geçmiş bir tek ayet yoktur. Buradan hareketle bir teknik meseleye de ufak bir gönderme yapayım. Hiçbir şekilde Kur'an'ın içinde mensuh bir ayet olduğuna asla ve kat aynanmıyorum. Kur'an'ın her bir ayeti muhkemdir ve geçerlidir. Bu ayetlerin artık hükmü kalktı kim dedi? Senin kafanda hükmü kalkmış olabilir. Hayattan hükmü kalkmış olan bir tek ayet dahi yoktur. Allah'ın ayetlerinin içini boşalttılar. Mensu mensu kaç tane? Bir kısmı diyor 500 tane. Allahu ekber. Bunun 500 tane 500 bitirdin kitabı zaten. Nasih mensu diye bir şey çıkardılar. Ondan sonra ayetlerin anlaşılmasında sıkıntı çektiğini bu mensuhtur. Bir seyf ayeti var bir tane. Tevbe suresi 5. ayeti. Kılıç gibi bütün ayetleri kesmiş. 75 tane ayet bu ayetle mensuhtur diyor. Yok canım ya. Gözünü seveyim. Ne biçim tefsir yapıyorsun ya? Allah'ın ayetlerini hayattan kesiyorsun. Bu biliyor musunuz? Bana göre bir adam öldürmekten beter. Bir insan Allah'ın bir ayetidir. Bu cümleler de Allah'ın başka bir ayetidir. Bu ayetleri hayattan kesmek adamı öldürmekten beter. Şimdi benimle alakalı diyorlar işte Mehmet Okuyan nese karşı. Mehmet Okuyan Kur'an'ın ayetlerinin hükümsüz olduğunu söylemeye karşıdır. Nese karşı değilim. Başka nesil türlerini kabul ediyorum. Ama konu Kur'an'ın ayetlerinden herhangi birinin geçersizliği noktasına gelince bütün kemalimle ona karşı durur. Allah'ın hiçbir ayeti geçersiz değildir. İçinde her biri hayatın her alanı ile alakalı muhteşem bilgiler içermektedir. Sözüm budur. Zümer Suresi 23. ayet tüyleri diken diken olan müminlerden söz eder. Hadid Suresi 16. ayet müminlerin artık kalplerini Allah'ın kitabına vermelerinin zamanı gelmedi mi diye bir başka uyarıyla ilişkilendirilir. Hasılı kelam sözüm odur ki Allah'ın kitabı adamın dünyasına renk kazandıran, onun bütün hassasiyetlerini devreye sokan muhteşem bir bilgi bütünüdür. Yüreğe hitap eder. Yüreğinin kıblesini Allah diye belirlemeyenler bedeninin kıblesini tutturamazlar. Bizim yüreğimizin kıblesini Allah diye belirlememizi sağlayan kaynak kelamullah'tır, kitabullah'tır. Evet. Kur'an bir Furkan kitabıdır. Eğer iyi okursanız Furkanınız olur diye Furkan kelimesini açıklamıştım. O detaya burada girmeme gerek yok. Enfal suresi 29. ayeti bu vesileyle Furkan sıfatını anlatırken söylemiştim. Kur'an'ın ayetleri güvence altına alınmış, Allah tarafından açıklanmış bir kitaptır diye bunu zaman zaman söyledim. Bu tefsir derslerinde sıklıkla bu tekniği uygulayacağımız için şimdilik bu detaya da girmiyorum. Allah'ın kitabının ayetleri sapa sağlam muhkemdir. Hepsi muhkemdir ve bu Kitabullah'ın ayet ayetleri bizatihi Allah tarafından açıklanmıştır. Başkalarına bırakmadı bunu Allahu Teala ki onlara kulluk yapılmasın diye. İşte Hud suresi 1 ve 2. ayet muhteşem bir bilgi örneği ile önümüzde durmaktadır. Kur'an kıssaların en güzelini anlatan kitaptır. Ah millete hikaye ve masal anlatarak onların duygularıyla oynayanlar. Ah asıl anlatılması gereken Kur'an'i hakikatleri onlardan gizleyip elin alemin yalanlarını, hikayelerini din diye anlatanlar kıssaların en güzeli Kur'an'ın anlattıklarıdır. Ne olur Kitabullah'ı anlatın. Kur'an'ın 2000'den fazlası kıssalardan oluşuyor. Ne aradın da bulamadın da başka efsanelere, başka mitolojilere kapı aralayıp duygularla, onları istismarla vakit geçiriyorsun be kardeşim. Kıssaların en güzeli Allah'ın kitabını aldığıdır. Gerisi, gerisi her türlü spekülasyona açıktır. Öyle bir olayı görmüş gibi yalandan duygusal numaralarla din anlatılmaz. Böyle şey yok. Kitabullah insanlara en güzel örnekliği insanlık tarihinden süzerek önümüze koyan ilahi rehberliktir. En güzel sunum Kur'an'ın yaptığı kıssa sunumudur. İşte bu üç ayet bu hakikatı bize öğretir. Kur'an bize bir şey daha öğretir. Kur'an der ki bize kendine, partine, grubuna, mezhebine, meşrebine, cemaatine, tarikatına davet etmeyeceksin. Senin davetin sadece Allah'a olacak. Kul hadihi sebili ed'u ilallah. Yolum benim budur, Allah'a davet ederim diye. Peygamberimiz Allah'a davet misyonuyla buluşturulmuştur. Şimdi din anlatanların neye davet ettiğini bu ayet çerçevesinde yeniden ve defalarca düşünmenizi isterim. Udu'u ilâ sebil rabbik. Rabbinin yoluna davet et. Cemaatin yoluna değil, mezhebin yoluna, meşrebin yoluna, grubun yoluna, kliklerin yoluna değil, Allah'ın yoluna davet et. Peygamberimiz bile kendisine davet etmemiş, Allah'a davet etmiştir ve da'iyen ilallahi bi izni. Allah'ın izniyle Allah'a davet eder. Bir misyonun sahibidir Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O bile kendisine davet etmemişken sen ve bin kim oluyoruz ki davetin adresini başka yerler diye belirliyoruz. Kur'an'ı okumayanlar insanları neye davet edeceğini şaşıranlardır. Kur'an'ı okusalar davetin adresinin Allah olduğunu görecekler. Ama bunun prim yapmadığını varsayıp başka yerlere davet edenler akıbetteki felakete hazırlanmalıdırlar. Vahyin söylediği budur. Ve belki üzerinde onlarca kez duracağımız bir başlık. Burada sadece adını söyleyerek geçiyorum. Kur'an sadece kendi ayetleri üzerinde düşünmemizi isteyen kitap değil. Kur'an Kainat kitabının bütün ayetlerini Müslümanın incelemesi gerektiğini ona ev ödevi olarak veren kitaptır. Kur'an kainatı Müslümanın laboratuvarı gibi ilan eden, tanıtan bir kitaptır. Kainat bir kitaptır. Onun her bir zerresi kitabın birer ayetidir. O ayetlerin her birini incelemek Müslümanın yaratılış misyonu olarak ayetleri tanıma görevinin bir parçasıdır. İnsan bir müstakil kitaptır. Kainat başka bir kitaptır. Vahiy bir başka kitaptır. Allah'ın üç kitabının üçünün de okunarak Allah'a ulaşılması Rabbimizin Müslümanlardan istediği önemli bir görev ve misyondur. Ve nihayet Kur'an ayetlerini yalanlayıp o ayetlere karşı kibir gösterenlere cennet kapılarının kilitlendiğini bildiren kitap. Kim Allah'ın ayetlerini yetersiz görürse, bu ayetlerin modası geçtiğini zannederse, bu ayetlerin hakikatlerini yalanlarsa, o ayetlere karşı bir kibir gösterirse, bilsin ki deve iğnenin deliğinden geçmedikçe onlar cennet kapılarına giremeyeceklerdir. Böyle Araf Suresi'nin 40. ayeti. Kimse kendisini öyle darı ambarında zannetmesin. Bu iş Böyle kafama öyle esiyor. Demek ki böyledir deyip geçiştirilecek bir mesele değildir. Kur'an'ın ayetlerini yalanlayanlar ve onlara karşı kibir içerisinde bulunanlar bilsinler ki onlara cennetin kapıları çilitlidir. Bitti. Deve iğnenin deliğinden geçinceye kadar ya da halat iğnenin deliğinden geçinceye kadar. Bu işin bir halat kısmı da var. Nasip olur Araf suresini okursak o detaya gireriz. Ve son sözüm şudur. Kur'an, Hz. Muhammed'in peygamberliğine iman etmiş olan insanların imanını bir şahitliğe dönüştürme projesidir. Cümle uzun oldu ama düzgün kurdum onu Allah'a şükür. Yani öyle bazen yarım metre cümle oluyor, öznesini unutuyorum. Nasıl toparlayacağız bunu diye edilgen yapıyorum. İşte sonra dinleyince diyorum ki yemezler. Burada çuvalladın Mehmet Bey. Yani diyorum kendi kendime, bazen cümlenin bir türlü yüklemini getiremiyorum. Bir tane daha, bir tane daha ilave ediyoruz. Bazı sözün ustaları vardır. Onlar iyi konuşuyor. Biz de durumu idare ediyoruz. Anlaşıyoruz değil mi? Yeter Allah'a bin şükür. Edebiyat parçalamaya lüzum yok ya. Yapamıyorum zaten. Beceremem. Cümleyi bir daha söyleyelim. Biz Hz. Muhammed'in peygamberliğine iman ettik mi? Amenna. İman ettik. Fakat onun peygamberliğine iman etmekle yetinelim mi? Yoksa bu imanımızı bir şahitliğe dönüştürelim mi? Kur'an bunun şahitliğe dönüştürülebileceğinin haberini veriyor. Rahat suresinin 43. ayeti. Ve yekulul keferu. Kafirler derlermiş ki. Leste mursela. Sen peygamber filan değilsin. Kul. Bunu diyenlere cevaben söyle ki. Kefa billahi beyni ve beyneküm. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Yani benim peygamber olduğumun şahidi Allah'tır. Ve ve bir de men indehu ilmul kitab. Bu kitabın bilgisi kimde varsa onun da şahitliği bana yeter. Peygamberimizin peygamberliğine şahit olmanın yolu Kur'an'ı öğrenmekten geçer. İmanınızın konusu olan Hazreti Peygambere inanmayı şahitliğinizin de konusu edinin. İşte bu dersler inşallah bu şahitliğe hizmet edecektir. Niyazımız budur. 21 maddelik bir sunum yapmaya gayret ettim. Tabii ki başka ayetler de var. Ama böyle bir çeşitli olsun diye böyle bir sunum yapmak istedim. Söylemek istediğim sözün hasılası şudur. Kur'an ucu cennete varan yolun adresidir. Kur'an'dan başka yollar arayanlar çıkmaz sokaklara mahkum olacaklarını bilmelidirler. Umarım ucu cennete açılan bu yolun yolcusu olmakta Rabbimiz bizi muvaffak kılar. İnşallah. Ve önümüzdeki ders nasip olursa Fatiha suresinin tefsiriyle normal teknik tefsir derslerimize başlamış olacağız. Bir sonraki derste buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.